Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yakun. Programımızda vatandaşımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunla olsun. Şükürlerimiz. Kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Şarık Türkistan İslam Hareketi terörlük teşkilatı tizimlikten çıkarıp etildi. 5 noyabr Amerika hükümet gezisinde bir parça hüccet ilan kılınan bulup, hüccette Amerika Taşkı İşlem Ministeri Mike Pompeo, Şarkı Türkistan İslam Hareketini terörlük teşkilatı tizimlikten çıkarıp etkenlikini uxturgan. Bildirilişçe Pompeo 22 oktyabr bu buyruğu imza koygan bulup, münasibetlik kanunga asasen Mike Pompeo'nun bu buyruğu imza koyganlığı cekarlanan hüccet, Amerika Federasiya hücceti de oran algan. Amerika hükümetinin devlet arxipi torbeti de 5 noyabr günü ilan kılınan hüccetke karaganda yukarıki karar taşkı işlem ministeri Mike Pompeo'nun imzası bilen 20 oktyabr günü ilan kılınan. Hüccette Mike Pompeo'nun Men ATIM dep atıldığan Şarkı Türkistan İslam Hareketi'nin terörlük teşkilatı dep atılışını bekar kıldım. Bu karar Amerika Federasiya tizimliki de ilan kılındı degen yol yorukı oran algan. Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengeşi Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengeşi Şarkı Türkistan İslam Hareketini terörlük teşkilatı tizimlikiga kirgizgan edi. Şunundan keyin Xitay xalqaro cemiyette Uyghurlarını bulupmu Uyghurlarının Xitayının bastırışlarına karşı yolluk hareketlerini terörlükke bağlap kattık bastırıp gelmekte. Xalqaro cemiyetmu Xitay tajavuzcilerinin bastırışlarını yolluk tep qarap Uyghurlarının ecinişlik ekvalıgı sükut kılmakta. Xitay bu fırsatın paydalanıp Uyghurlarga qaratılgan bastırış, kırgın kılış terörlük siyasetini kanunlaştırdı. Ve hazırga kadar netçi milyon Şarkı Türkistan halkını ceza lagırlarga kamap, atılmış terörlükü karıştırış bahanesi de irki kırgıncılık yürgüzmekte. Analizcilerinin karışça Amerika'nın bu katım Şarkı Türkistan İslam Hareketi Teşkilatını terörlük teşkilatı tizimlikiden resmi çıkırıp taşlışı, Xitayning nöbetli yanılı terörlükünü bahane kılıp Uyghurlarga etnik kırgıncılık yürgüzüşüge karşı berilgen küçülük signal iken. Şunlaqlı bu Xitayning barlık Uyghur teşkilatlarını terörlük teşkilatı dep ayıplışıge hem de bunu bahane kılıp Otur Asiya devletlerge besim kılışıge berilgen küçülük zerbe iken. Şunlaqlı bu kararının öz nöbeti de Birleşken Milletler Teşkilatı'nın mı mezkur teşkilatını terörlük teşkilatı tizimlikiden çıkırıp etişige türtkü buluşu mümkün iken. Amerika'nın bu kararı hakkında Xalqaro Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi öz köz kararlarını bildirip mundaq dedi. Amerika'nın Şarkı Türkistan İslam Hareketini terörlük tizimlikten çıkarıp etkenliği bu çoğun birileri ilgirleş. Şarkı Türkistan davasının Xalqaro ilişkin peyde dünya gün tertibi de kilo atan çoğun hadiselerin içinde bir çoğun hadisede karısak oldu çünkü Xitay 11 sentabr vakasından keyin Şarkı Türkistan halkını, Şarkı Türkistan diasporasındaki barlık teşkilat ve şahsiyetlerini terörist kalpakke yüzüp izişke yok kılışkı terişkan dünyadaki vaziyetin toplandığını toga çoğalıp Şarkı Türkistan hareketlerini teröristleştiriş niyeti bilen ciddi tuzaklarını yaygantı. Bu cehetten elip etkanda bu naiti çoğun bir İlgirleştirip karayman, Xitay ile hem de şu 8 milyon yakın halkımızın terörist nezriyesi bilen kamap yok kılıp çok kırgınçılık ile pirotudu ve çeteldeki Şarkı Türkistan hareketlerini bir şekilde halkara diplomatik imtiyazlarını küçünüp işletiş arkalık özünki maddi siyasi iktidadi küçünü seferber kılıp bütün teşkilatlarımızın ve şahsiyetlerini terörci tizimlik tıkışka hareket dairemizde taray tıkışka terişe otkan bir peyde Amerika'nın bu Şarkı Türkistan İslam hareketini terör listesinin tizimlikinin çıkarışı Xitay'ınki bu hiyalini çoğup taşladı. Bu inşallah başka devletlerim ülgü buluş arkalık umumi siyasi hareketimizin canlanışıga tahammül küşünlüşüge bir vesile oldu. Xitay'ınki hiyali hayali yer bile yeksen bulup gitti de böyle hemen. Xitay Taşkı İşler Ministerliği Amerika derhal hatalıkını tüzütüşü gerek dedi. Xitay Yerşarı Vakıt Gezisi'nin 6 noyabr'daki haberde bildirilişe Taşkı İşler Ministerliği'nin bayanatçısı Wang Wenbin
muhbirlarını kütüb eləş yığınıda yerşarı vaxt gezdi muhbirinin Amerika Taşqı İşlər Ministeri Pompeo Şərqi Türkistan İslam Hərəkətini terrorluq tizimlikidən çıxırıb atkanlığını elan qıldı. Xitay tərəf bu məsələyə qandaq inkas qaytırdı degan sualığa cavab verib Amerika Taşqı İşlər Ministeri Mike Pompeo Şərqi Türkistan İslam Hərəkətini terrorluq tizimlikidən çıxırıb atışdak bu xatalığını dərhal tüzütüşü kerak dedi. Wang Wenbin sözü deyənə Xitay Amerikanın qararığı küçülük narazılıq bildirdi və qat'i qarışdırdı. Şərqi Türkistan İslam Hərəkəti Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Xəvfsizlik Kengəşi tərəfindən terrorluq təşkilatı tizimlikigə kirgizilgan bolub, xalqara cəmiyyət bunu etiraf qılğan. Məzkur təşkilat uzundan buyan terrorluq və zoravallıq hərəkətləri bilan şüğullanıb, nurgun kişilərinin ölüş yarılınışını və mal-mülkünün ziyanğa uçurışını keltirib çıxardı. Bu arqalı Xitay və xalqara cəmiyyətinin bexatirliyi və muqimliyiga iğir təhdid şəkilləndirdi. Şərqi Türkistan İslam Hərəkətinə zərbə veriş xalqara cəmiyyətinin ortaq tunuşu və xalqara terrorluğa qarışdırış hərəkətinin mühim bir qismi. Amerika Şərqi Türkistan İslam Hərəkətini Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Xəvfsizlik Kengəşinin terrorluq təşkilatı tizimlikigə kirgizüş məsələsindəki ortaq qolluqçu dövlətlərindən biri. Bu Amerika terrorluğa qarışdırış məsələsindəki qoş ölçəm pozisiyasını və lazım bolğanda işlətiş, lazımı qalmaganda təşlib etiş meydanını yeni bir qetim aşkarıldı. Amerika xatalıqını dərhal tüzütüşü, terrorluq təşkilatlarını aqlamaslıqı, xalqara terrorluqı qarışdırış həmkarlıq meydanını özgərtməsliki kerak dəb bildirildi. Amerika hükümeti saylan mezgilidimi Uyghurlar uçuravatkan zulümünü unutup kalmadı. Amerika Taşqı İşlər Ministerliği 3. noyabr günü, yani dəl Amerika'da prezidentlik saylımı başlayan günü Uyghurlar uçuravatkan iğir zulüm haqqıda videoluq bayana tarqadı. Videoda Amerika Taşqı İşlər bayanatçısı Morgan Ortaguz xanım Şərqi Türkistan'da bugün milyonlarca kişinin yukarı texnikilik nazarat, dini ve milli besim, ailelerini parçalaş, tutqun qilish, lagerlarga qamalışqa oxşaş iğir zulümler asıdı yaşavatqanlıqını. Milyonlarca Uyghurning lagerlarda qiyin qistaq məcburi 1300-dən ibarat ruhi ve cismani iskencelerge uçuravatqanlıqını bayan qildi. O yana sözde Uyghurlar bugün Xitay Kompartiyasiga sadaqatını ifadeleşke, öz dinidin tenişqa, individuallıqıdın vazgeçişke ve yana şu özünü iskencige elib alğan Xitay Kompartiyasiga Heşkallı eğitişki mecburluğunu atıdı. Mezkur videoda Şarkı Türkistan'daki lagırlarının körünüşleri Uyghurlar Körlü'deki poiz istansıdın namelum uğrunu yötkelgende kolgu çüşken körünüşler arkalık Uyghurlarının içinişlik vaziyeti Morgan Hanım'nın təsirlik bayanı bilen yurt berilgen. Morgan Hanım bayanatı da Uyghurlarının hazır mecburi emgeki seliniş, mecburi tuğmas kılınıştak universal kişilik hukuk kitabnamesi ve Xitayının öz asasi kanununa xilap cinayetler yüz berib atqanlığını təkidləb, bundaq vaqealarının Xitay rejimi cevapkarlığı tartılmaguşa devam qıladığanlığını, Amerika hükümetinin bununla mecburi emgek asasidiki mallarını tutup qilish, münasibetlik Xitay əməldarları ve organlarına ceza tedbirleri koyuş, Uyghur kişilik hukuk siyasi kanunu makullaş arqalıq tedbir qollunu atqanlığını etdi. 4. noyabr günü Amerika Taşqı İşlər Ministeri Mike Pompeo mu Twitter arqalıq Xitay rejiminin Uyghurlarga qılıb atqan zulümünü tənqidledi. O, Amerika Taşqı İşlər Ministerliğinin torbetidiki məxsus Uyghurlarga acırtılgan sahibisi yurtulgan zulümlerini körüstüb durup, Xitay rejimi Birleşken Milletler Təşkilatı'a əza bolğanda kişilik hukuk ve asasi erkenlikke hürmet kılışkı vədi bergen. Şundaq turuqluq, onlarının künsiri küçüyüb atqan müstəbitliki ve devlet içidiki erkenlikini sistemilik çekleşi xalqaralıq tertibinin mahiyetige pütülləy zid dəb yazgan. Amerika Taşqı İşlər Ministerliğinin dəl Amerika'da prezidentlik saylımı başlanğanda Uyghurlar məsələsini yürütüşü çetəllərdeki Uyghur cemaatini təsirləndirdi. Onlar bunu Amerika hükümetinin Uyghur məsələsigi körüstüb atqan yüksək əhmiyetinin namayəndisi dedi. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komiteti Uyghurlarının dini hukuklarının qattıq defsendi qılınıb atqanlığını təkidledi. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komiteti 4. noyabr günü her qaysi dövlətlərinin dini erkinlik vəziyyətiga alaqadar yıllıq dokulatını elan qıldı. Mezkur orqanın 2020 yıllıq dokulatıda Birma, Xitay, Eritreya
ve Vietnam Katarlıq devletlerdeki dini erkinlik şaraitiga münasibetlik Birleşken Milletler Teşkilatı kişilik hukuk sistemisi içindeki muhim özgürlükler gavdalandırılgan bolup, dokumentning Xitoyga ait kısmında Uygurlarının vaziyeti hakkında tövendikler bayan kılıngan. 2019 yılı Xitoydaki dini erkinlik şaraiti devamlıq nacarlaştı. Xitoy rejimi chiroy tunish va sun'iy aql texnikalaridan foydalanib turib, yerlik millatlarni nazorat qilish asosidagi yuqori texnikalik nazorat davlati qurdi. Uning yana tövendikler bayon qilingan. Mustaqil mutaxassislarning mo'ljallashicha 900 mingdan 1 million 800 minggacha Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa yerlik musulmonlar Sharq Turkistondagi 1300 dan ortiq jazo lagerlariga qamalgan. Ular uzun saqal qo'yganligi uchun lagerlarga avatilgan. Haraqni rad qilish yoki boshqa qilmishlar doiralar tomonidan diniy ashqonlikning alomati deb qaralgan. Dokladda yana bu Uyg'urlarning lagerlarda qiyin qistoqqa uchirganligi, 1 milliondan ortiq balaning ota-onasidan ayrilganligi, Uyg'ur ayollarining tug'mas qilinganligi va nurg'unlarining majburiy emgak savodlariga yotkalganligi, masjidlarning chiqilganligidek tafsilotlari bayon qilingan. Xalqaro diniy erkinlik komiteti komissari Johanni Mor dokladda Xitoy haqida yozgan bahosida mundoq degan. Xitoy shubhisizki dunyodagi kishilik huquqni eng ig'ir dafsandi qilguchi davlat. Uning kishilik huquq va diniy erkinlikka qilibotgan dafsandichilikini boshqa davlatlar bilan selishtirishga bo'lmaydi. Chunki u faqat oqlig'ili bo'lmaydigan harakatlarni sodir qilib qolmay, balki boshqa davlatlarda ham mushundoq zulm harakatlariga yordam beradi, qo'llaydi. Xalqaro diniy erkinlik komiteti dokladi deyana Xitoyni alohida diqqat qilishga tegishli davlat degan. David Stelvil efendi dünyadaki erkin devletler Xitoy Kompartiyasiga qarshi hoshyor bo'lishi kerak dedi. Oldingi hafta Amerika Sharqiy Osiyo va Tinch okean ishlari byurosining yordamchi sekretari David Stelvil efendi Stanford Universitetida yushirin majburiy va buzg'unchi Xitoy Kompartiyasining erkin jamiyatga yomon g'arazlik ta'siriga taqobil turish degan temada nutq so'zlagan. Mazkur yig'inga Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Condoleezza Rice muqatnashgan bo'lib, yig'inda maxsus Xitoy Kompartiyasining demokratik jamiyatlarning erkin va ochiq oshkora bo'lish xarakteriga qandoq jang e'lon qilayotganligi muhokama qilindi. David Stilwell efendi nutqida munularni alohida askartdi. Xitoy Kompartiyasiga o'xshash yomon g'arazlik tahdidlar ustidan g'alib kelish uchun faqat tadbir belgilovchilar va davlat bexatarlik xodimlari emas, balki ushbu jamiyatdagi har bir shaxs harakatga o'tishi kerak. Amerikadagi emas, dunyoning har qaysi joylarida o'xshash. Bu xildagi dunyoviy xarakterlik mudofaa qalqini hosil qilish qiyin, ammo bu bir oliy janob ish. Oldi bilan biz Xitoy Kommunist partiyasining demokratik, erkin va insoniy qadr-qimmat bilan yashash prinsipimizga unumlik, g'arazlik va dushmanlik bilan tahdid elib kelayotganligini tunib yetishimiz kerak. Ma'lum bo'lishicha Tramp hukumatining 2017 yillik davlat bexatarlik strategiyasi dunyo tartibining erkinlik va mustabidlik o'rtasidagi geosiyosiy raqobati turayotganligini ko'rsatishni markaz qilgan ekan. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoy har kuni diqqat qilishga tegishlik asosliq tahdid deb ta'kidlagan. Stanford University Hoover Institute'ning professori Demokratiya jurnalining bosh tahriri Larry Diamond efendi bu yig'inni tashkillovchilarining biri bo'lib, David Stilwell efendi o'tirg'i qo'ygan fikrlarining vaziyatning taqozosi ekanligini o'tirg'i qo'ydi. U so'zda biz navbatda planli harakat qilayotgan yomon g'arazlik, yushirin, majburiy va buzg'unchi xarakteri kuchayotgan Xitoy Kompartiyasidan iborat bir xatarga duch kelyapmiz. Ular faqat chegarasining ichida rahimsizlarcha mustabidlik yurgizib qolmasdan, balki yana dunyoning har qaysi joylaridagi demokratik jamiyatlarni ham o'z ta'siri ostiga olishga urinayotdi. Tramp hukumatı Xitoyning bu urinishlariga qarshi tadbirni kuchaytirmoqda. Sharq Osiyo va Tinch okean ishlari byurosining yordamchi sekretari David Stilwell efendining bu vaqtdagi ko'z qarashlari nihoyatda muhim bo'lib, buni hammaylan bilan o'rtoqlashish uchun bu yig'inni o'rinlashtirdik deganlarni bildirdi. David Stilwell efendi mundoq degan: "Birinchidan biz Xitoyni faqat savdo hamrohi yoki buyuk madaniyatning makoni deb o'ylashni xohlaymiz. Ammo Xitoy Kommunist partiyasining nishoni bo'lsa, muqim qonun bilan idora qilinadigan davlatlarning egalik huquqiga tajovuz qilishdir. İkincidən Xitoy Kommunist Partiyası bizning adil siyosatlarimizdan foydalandi. Beijing bizning jamiyat qurilimimizga aralashdi. O'zimizni qo'g'dash uchun hisob so'rash vaqti kelib o'tib ketgani turdi. Uchinchidan biz demokratik allar bilan bo'lgan fikrdan o'rtaq bahrlanishni xohlaymiz. Faqat o'zaro manfaat yetkazish, ochiq oshkora bo'lish va erkinlik asosida o'rtaq harakat qilgandilar Xitoy Kompartiyasining tahdidiga taqobil turg'ini bo'ladi.
Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin komissari Nuri Türkel Efendi David Stilwell Efendi oturup koygan meselelerini düşündürüp, Xitay Kompartiyasının taktikleri hakkında mundaq dedi. Xitay Kompartiyası tinç ötüş siyasetinden vazgeçip, bütün dünyada Xitay devrini evic aldırışını nişan kılıp atıdı ve nihayeti planlıq hareket kılıp atıdı. David Stilwell Efendi Xitay Kompartiyasının birliksep hizmet stratejisi boyunca dünyanın her kaysi yerlerde televizor ve gezitlerde teşviqatlarını küçeytip atkanlıqını, şunun bilen bir vaqtta müstakil Xitay tildeki ahbarat vasitalarını işqa salıp atkanlıqını oturğa koygan. Angliyamo Xitayning majburiy emgakka selish jinoyatiga qarshi harakatga o'tdi. Germaniya ovozining 6-noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Angliya hukumatı Angliya shirkatlaridan Sharqiy Turkistondagi majburiy emgak mahsulotlarini ishlatmaslikni, shundaqla mol ta'minlash manbasini oshkorlashni talab qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Angliya parlamentining Soda, Energiya va Sanoat strategik komiteti 5-noyabr asosliq kiyim-kechak shirkatlaridan paxta ta'minlash manbasini oshkorlashni, Sharq Turkistondagi lagerlarda majburiy emgak orqaliq ishlab chiqarilgan mahsulotlarni elib sotmaslikni talab qilgan. Komitet a'zosi va Konservativlar partiyasining parlament a'zosi Nusrat G'ani bu vaqtda to'xtalib, Angliya iste'molchilari bilmaslikdan Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selish orqaliq foyda oladigan shirkatlarni qo'llab qilishi mumkin. Bu haqiqatan qo'rqinchli ahvol degan. Bildirilishicha 10 dan ortiq shirkat komitetga inkas bildirgan bo'lib, Dağlıq markalardan Gap ve Zara'nın anı şirketi bulgan Inditex şirketi bu aktiki konkret tepsidatlarını təminlemegen. Fakat özlerinin təminle zincirge bulgan tunişini küçeytidigalıqını bildirgen. H ve M şirketi bolsa paxtının kiliş mənbəsini tuluq təkşürüp çıxışqa pütülləy amalsız ikkallikini bildirgen. Trump Ali Sotqa əriz qilishi mümkinlikini etdi. Amerika Prezidenti Trump saylamlarga münasibetlik kanuni musabilerinin başlandığını ve belki Ali Sotka eriz kılışı mümkünlükini etdi. Prezident Trump 3. noyabr ötküzülgen ve neticeleri hazırlıkçı cezimleşmegen saylamlar doğrusu da Aksaray'da akbarat ilan kılışıgını ötküzdü. O saylamlarının bihaterlikini saklaş üçün zor trişçallık körsetkenliklerini bildirip, kanuni yollar bilen taşlanan biletlerini sanısanlar biz saylamda naidi asallı ufutumuz. Kanunsuz ve keçikip gelgen biletlerini sanısanlar, demokratlar bu saylamını bizden uğurlu verişi mümkün, bununla ehmiyet birimiz, dedi. O hazırının özü de Florida, Iowa, Indiana, Ohio qatarlıq muhim ştatlarda galibi kılgalıqlarını əskertip, biz çoğun taratqolar pul ve teknolojiya şirketlerinin tosqolluğu qarımay bu zəpərlerini qolğu keltirdik. Elrayi şirketleri bu saylamda bilip durup hata uçurberdi. Bu naiti bimənilik. Oylıqallarda kök dolqun yüz bermedi. Onun ornığa kızıl dolqun çıxdı. Taratqolardaki elrayi neticeleri arqalıq saylamğa arlaşıqı urun deyit dedi. Suiqasqa uçurgan Yusufcan Ahmet'nin əhvalida özgürüş boldi. Bugün Sharqiy Turkiston İnsan Haklarını Közüş Cemiyeti Başkatibi Nuriddin İzbasar Efendi namalum kişiler tarafından kastlanan Yusufcan'ın doktorxandaki hazırkı ahvali hakkında malumat verdi. 4. oktyabr Yusufcan davolanayotgan doktorxananın ahbarat bayanatçısı Yusufcan Ahmet'nin ciddi kutkuzuş bölümünden normal davalaş bölümüne çıkanlığı bu onun selametlikinin yakışılışı karab yüzünüşü deb karışkı bulduğalıqını bayan kılgan. Ama o Yusufcan'ın selametlikinin bunundan keyin tuluq əsliği keliş ya ki kilelmeslik meselesine hazırcı bir nemi deyişinin texi baldur işkallikini əskertgen idi. Bugün Sharqiy Turkiston İnsan Haklarını Közüş Cemiyeti Başkatibi Nuriddin İzbasar Efendi Yusufcan davolanayotgan doktorxana mesulleri bilen körüşüş arqalıq Yusufcan'ın tünügün keştin başlap əhvalide özgürüş bulup nefes elişti qiyillişi vatqallıqı haqqıda məlumat berip bunularını bildirdi. Sümeyen hiç kifayı yok, boyun kısmı tekken ve doktor hanımınki belgen dokulatı karganda ok aksidin tigip umurtkını tamamen zahminlendirip köydürüp etken ok. Arkadan şu İstanbul'daki mellim doktor hanıga elip gelindi ve bu yerde davalaş kılınıvat attı. Tünügün keştin kiyin, tünügün namaz şemdin kiyin ehvali de biraz özgürüş buldu. Çünkü ok tekken kısım tamamen neriplerini zehirlendirgen boğalık için hem bedeninin astı kısmı hem bütün şu neriplerinin tamamı gidek hazır işlemediğin ehval diken. Hürmetli çiftli huzur görücüler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı.
İnşallah ertik haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunlukla program akırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.